Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti. Emekli Orgeneral'in eşi Filiz Büyükanıt 4 gün önce hayatını kaybetmiş. Büyükanıt rahatsızlığından dolayı eşinin cenazesine katılamamıştı. Genelkurmay eski başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt eşinin ölümünden 4 gün sonra vefat etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 79 yaşındaydı. Hayatını askerliğe adayan Büyükanıt 1961'de Kararp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! 1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 2 yıl sonra Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdi. Öğretim üyesi kimliğiyle de bilinen Büyükanıt akademide bir süre görev yaptı. En büyük hedefimiz... Yüksek teknolojiye sahip sistemlere. Yaşar Büyükanıt 1988'de Tuğ Generalliğe terfi etti. Bu rütbesiyle 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nda İstihbarat Daire Başkanlığı yaptı. Bu görevlerinin ardından 1992 yılında Tümgeneral oldu. Büyükanıt Tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulundu. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! 1996'da Kor General, 2000'de ise Orgeneralliği terfi etti. Bu rütbesiyle Genelkurmay 2. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulundu. Büyükanıt'ın son görevi 28 Ağustos 2006'da atandığı Genelkurmay Başkanlığı'ydı. Atandıktan 2 yıl sonra 30 Ağustos 2008'de emekliye ayrıldı. Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığı sırasında 27 Nisan 2007 tarihinde Genelkurmay resmi internet sitesinde gece bir bildiri yayımlanmıştı. Laiklikle ilgili hassasiyetlerin vurgulandığı açıklama kamuoyunda muhtır olarak adlandırılmıştı. E-Muhtırı olarak tarihe geçen bildiri tartışmaları da beraberinde getirmiş, ardında birçok soru işareti bırakmıştı. Orgeneral Büyükanıt 4 gün önce kanser tedavisi gören eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybetmişti. Kendisi uzun süredir hastalıkla savaşıyordu. Eşinin cenazesine katılamadı. Kalbi eşinin ölümüne 4 gün dayanabildi. Bir çocuk babası emekli Orgeneral Büyükanıt, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Orgeneral Büyükanıt, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibiydi. Teşekkür ederim, sizlere de başarılar diliyorum.